Merhaba, iyi günler. Şimşek pelet sobalarını bugün kısaca tanıtacağız sizlere. Kendi imalatımızdır. Konya Akşehir'de yerimiz. Bu küçük olan modelimiz. Yanındaki de bir büyük modelimiz. Bu küçük olanı 50 metrekare civarlarına veriyoruz. Büyük olanı da 80-100 metrekare aralığına öneriyoruz. Şimdi nasıl yakılır baştan sona göstereceğim. İlk başta depomuzla başlıyoruz. Depomuz seyyar. Depomuz şu şekilde yivli. Depomuzu takıyoruz. Şuraya şöyle geldiği zaman son dişlere doğru yeterlidir. İçinden yanmaz camımız da deponun içinden çıkmaktadır. Deponun içinden alıyorsunuz. Şu şekilde, çok basit şekilde kızağına geçiriyorsunuz. İşlem bu. Şimdi içine pelet koyacağız. Bu kaç milim pelet yakar? 6 milim, 8 milim çam peleti veya hani farklı peletler de var. Onları da yakabilirsiniz. Şimdi biz kendimiz çam peleti kullanıyoruz. İlk başta dökmeden önce şurası kızaklı. Burayı kapatıyoruz. Yan modasına düşmemesi için ilk başta. Bu şekilde dolduruyoruz. Bu küçük olan sobanın deposu. Bu da büyük olan sobanın deposu. Şöyle biraz fark var. Büyük olan 9-9,5 kilo alıyor. Küçük olan da 6 kilo civarında pelet almaktadır. Şimdi nasıl yakılır onu göstereceğiz. Bugün derecemiz var. Kaç derece çıkacak onu göstereceğiz inşallah. Şimdi bu şekilde geldi. İçine peletimizi döktük. Burası kapalı. Şurada ben şu an cıvat alamadım görmeniz için. Burayı böyle açıyorsun ilk başta. Şimdi açıyorum. Bak içine pelet düştüm. Eğer pürmüzle yakmak, pürmüzünüz varsa direkt buradan yakabilirsiniz. Hiç başka bir yere oynamadan. Fakat pürmüzünüz yoksa geri burayı kapatıyorsunuz. Şöyle biraz vurarak. Üst çekmece yani yanma odamızı çıkartıyoruz. İçi biraz fazla doluysa hani şurada en kötü bir tane delik boşlukta kalsın. Şu şekilde az bir şekilde koyuyoruz. İçine zaten kendiniz gördünüz döküldü. Sıvı jelimizi, yaşa yakıtını şöyle biraz döküyoruz buraya. Döktükten sonra hemen çakmağımızla. Evet, şu an yandı. Videoda gözükmüyor olabilir. Şu şekilde takıyoruz. Şimdi yandıktan sonra şurayı yarım hale getiriyoruz. İlk başta yanması için. Buraya getir. Burada da hava deliklerimiz var. Bunları da açık konuma getiriyoruz. İlk başta yanarken. Evet. Şimdi de şöyle olması için, hani gözükmesi için borumuzu takalım. Çekiş biraz daha iyi olması için. Normalde bu baca takıldığında, bacaya bağlandığında daha iyi çeker. Baca yoksa da camdan dışarı da çıkarılabilir. O öyle de yanar. Onda da sıkıntı yok. Şimdi yanışını göreceğiz. Bu saatte ortalama 500 gramla 1 kilo arası değişiyor. Sizin yakışınıza bağlı. Birazdan yandıktan sonra kısık konuma nasıl getirilir onu da göstereceğim. Şu anda açık konumda. Başka... Dur şimdi. Aradan birkaç dakika geçti. Gel böyle. Şimdi yavaştan ısınmaya başladı. Görüyorsunuz. Bu ilk başta aldığınız zaman bir defa sobayı tamamen dışarıda yakmanız bir kereyle mahsus. Önemli çünkü dışındaki boya yanmaz bir boya. Bir seferlik bir duman çıkartıyor. Hem yapışıyor malzemeye. Daha sonra misal örüyorum hiç ispası hiçbir şey kesmez. Bir defa yandıktan sonra. Gel böyle. Yavaş yavaş görüyorsunuz hani hiçbir şey yapmıyoruz. Şuradan çek biraz. Sadece jeli yaptık. Şu anda yanmasını bekliyoruz. Bu 500 dereceleri geçiyor. Birazdan kendimiz de göreceğiz zaten. O şekilde şurayı da göstereyim. Yaktık diyelim böyle. Yanmasını bekliyoruz. Şu alt burayı açıyoruz komple. Burayı soranlar öyle. Burayı hiçbir zaman kapatmıyoruz. Kısma işlemi buradan olmuyor. Pelet sürekli aynı şekilde gelmesi lazım. Ben birazdan göstereceğim. Buradaki hava deliklerini oynayarak
kısacağız sobayı. Hani daha az nasıl yakılır veya çok içerisi ısındı nasıl kısabilirim derseniz onun yolunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi derece artıyor. 100 derecelere geldi aşağı yukarı. Daha bu hani bacanız iyiyse ve baca varsa çok güzel şekilde yanar. Göstereyim şöyle. İlk yanarken bu aşağı yukarı bu kadar bir duman çıkar. Başlangıçta. İyi yandıktan sonra zaten göreceğiz. Duman çıkmıyor gibi bir şey yani. Çok şeffaf. Doğalgaz dumanı gibi diyeyim. Peki hiç videoyu kesmeden nasıl yanıyor göstereceğim size. Gel yaklaş biraz. Bu peleti de alırken böyle şöyle küçük küçük parçalar almaya dikkat edin. Hani kimisi böyle şöyle hani bunlar da çok uzun değil ama daha uzunlarını veriyorlar. Bu iyi bir şey değil. Takılır bu sefer. Aşağı düşmez. Bizim haznemiz gayet kilosu yeterli. Örnek veriyorum akşamdan doldurduğunuz zaman kısık ayarda sabaha kadar yanabilir. Örnek veriyorum evde kullanıyorsanız. Yani öyle bir kolaylık var. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Küçük, büyük. Birkaç tane de modelimiz var ama en çok kullanılan model bu ikisi. Dediğim gibi bu 50 metrekare civarına, bu da 80-100 metrekare aralığına veriyoruz. Isısı çok güzel. Alan herkes memnun. Gel böyle. Yavaş yavaş zaten ateşimiz çıkmaya başladı. Bu yanmaz bir cam. Hiçbir türlü ateşte patlama vesaire yapmaz. Sıcakken soğuk suyla, yani suyla temas ettirilmediği sürece hiçbir türlü bir şey olmaz. Onunla yana bir sıkıntınız olmasın. Kül durumu da şurası da küllü olur. Burası hani ara ara bakılır. Bir günde, iki günde. Doldukça sadece açılıp boşaltılır. Geri takılır. Çok basit yani kullanımı. Küllük. Görün 150'lere geliyor şu anda. İsteğe göre depoyu da büyütebiliyoruz. Bazı seralarda uzun süre yanması için haznemiz daha da büyük yapabiliyoruz ama standartımız bu. Küçükler 6 kilo civarında, büyükler 9 kilo civarında alıyor içine. Örnek veriyorum saatte 700 gram yaksa kısık ayarda, siz hesap verin yani kaç saat yakılacaksa. Büro, ev, iş yeri, kafe, restoran her yerde kullanılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Evde baca kurulumu yaparken de bacaya biraz bacaya doğru eğim verilirse daha iyi olur. Öneririz. Yani her peletin içinde hani tamamen ne olduğu belli olmuyor. Bazen içine farklı madde de katılmış oluyor. Ondan dolayı su damlatması yapabiliyor. O yüzden söyledim. Hani bacaya doğru eğim verilirse o sıkıntı ortadan kalkıyor. Şu anda 150'yi geçti. Bunun kendini aşağı yukarı kendi ısısına yani iyi şekilde ısıtma süresi ortalama 15-20 dakika. İlk malzeme ısıtıyor tabi. Daha sonra artık sıcaklığı iyi şekilde vermeye başlıyor. Bu malzemenin içi kolay kolay dolma yapmaz. Ses de geliyor yavaş yavaş zaten. Dediğim gibi baca ne kadar iyi olursa çekiş o kadar güzel olur. Hani örnek veriyorum kötü olsa bile zaten göreceksiniz bakın iki tane boru bağladık sadece birazdan 500 derecelere bu gelecek. Bu şekilde. Bacanız iyi olursa bu 500 derecede geçiyor. 600-650 aralığında geliyor o kısımda. Kendimiz denedik içeride bacada.
Bunu en kolay dediğim gibi ya bu reşo yakıtıyla sıvı jelle yakarsınız ya da pürmüzle. Yani bunu kağıtla ne bileyim kolonyadır vesaire bir şeyle çok uğraşmayın. Çok zor yanar. Ve zor yanarsa da içinde çok duman çıktığı için terleme oluyor. Terleme de dediğim gibi su akıtıyor bu sefer bacadan. Yani niye olmadı diye anlatıyorum şu anda. Dediğim gibi reşo yakıtı ya da pürmüz, bu el pürmüzleri, kamp pürmüz diye de geçiyor. Onlardan kullanırsanız çok rahatlıkla yakarsınız. Hani örnek görüyorum bu şekilde 5-10 dakikada yanıyorsa o yakıt reşo şeyle pürmüzle 5 dakika içinde belki daha kısa sürede yanar. Bir yarım dakika kadar tutarsanız o bu delikten şeyi pürmüzü direkt yanar. Hani bir jelde çıkarttık, onu da çıkartmamıza gerek yok. Bunda önemli olan yanma odası. Biz yanma garantisi veriyoruz sobalarımızda. Hepsi yanar. Hani güzel şekilde. Şu an birebir uygulamalı gösteriyoruz. Ateşimiz yavaş yavaş harlanıyor. Şöyle yaptığımız zaman ilk başta ateşin nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle yanıyor fakat böyle bir tık sönük yanıyor hava olmadığı için. Şöyle biraz daha açtığımızda daha güçlü, kısık ama daha güçlü yanıyor. Şu anda yavaş yavaş yükseliyor. Bakın görüyorsunuz zaten aşağısı ısındığı için malzemeden biraz duman çıkıyor. Dediğim gibi bu bir seferliğe mahsus çıkar. Başka iş çıkmaz. O da dediğim gibi boyanın birbirine yapışması, yanmasıyla alakalı. Bakın yavaş yavaş buralardan da çıkıyor dumanlar. Daha bu şekilde mesela şu an 250 lira geldi. Bakın bacayı göster. Bacada şu an duman yok. Hani dumansız soba dedikleri bu. Yani yanan bir şeyden kesinlikle duman çıkar. Fakat dediğim gibi ilk başlangıçta çıkar biraz. Daha yeni videonun başında gördük. Daha sonra böyle iyi tutuştuktan sonra dumanımız yok. Duman soba dedikleri bu. Fakat birazdan göreceğiz. Pelet bitip aşağı külliğe düştükten sonra, yeni pelet aşağı indikten sonra tutuşma esnasında yine ufak tefek duman çıkabilir. Ama fakat iyi yandığı sürece duman yok denecek kadar az. Hatta şu anda yok yani. Dediğim gibi. Hani dumansız soba olmaz. Dumansız soba olmaz. Hani dedikleri bu. Başlangıçta ve yakınlarda çıkıyor. Onda şeyiniz olmasın. Fakat camdan dışarı çıkarttığınızda hani yanında kolu komşu böyle rahatsız etmez. Apartman altıdır veya başka yerdir, hani duman çıkmadığı için kimseye bir rahatsızlık vermez. Zaten en başta gördüğünüz 5 dakika duman çıktı ya da çıkmadı. Şu anda gel. Bakın şu an 300 lira geldi. Daha bacamız yok yani. Bakın zaten görülüyor videoda. Yavaş yavaş gövdeden dumanlar çıkmaya başlıyor. Bu dediğim gibi bu bir seferlik, dışarıda yakılırsa daha sonra kullanıma hazır. Boyamız normalde 600-650 derecelere dayanıklı. Isı da oralara geldiği için şu alt kısımlarda biraz boya atması olabiliyor. Göster alt tarafı videoyu. Bakın hemen 350 lira geldi. Herhangi bir fan vesaire elektrikle bir bağlantısı yok. Her yerde kullanılabilir. Dış mekanda da kullanabilirsiniz. Yani kullanım alanı her yer. Yani bir kısıtlama yok burada. İsteğe göre örnek veriyorum. Bir süre bunu denemek için yaptık. Normalde bu üzerinde yok. Isı saati. Buraya da camlı modelimiz var. Hani fazla ateşi görmek isterseniz. Çünkü ateş buralara kadar geliyor. Şimdi ben 500'e gelmeden bunu kapatmayacağım. Bu çok zahmet istemez.
günde bir defa yaktığınız zaman içine hazne bitene kadar yanar. İçine sürekli koyarsanız sürekli yanar. Yani hiç durmadan ateş çıkar. Yakarken biraz böyle kapatıp ateşi sündürebilirsiniz. Ya da şöyle biraz daha harlanması için. Burada normalde civata yani tok veriyoruz. Ben şöyle eklemedim. Başlayın sadece böyle bir defa hafif yanarken ilk başta bir çekip kurursunuz. Biter. Bazen dedain dediğim gibi uzun peletler gelirse düşmede sıkıntı yaşanılabilir. Şimdi daha fazla güçlenip tekrardan bir hızla geçecek. Cam is olabilir tabi ateş direkt değdiği için. Onu da bir süngerle içinde biriken külle temizleniyor, daha iyi oluyor yani. Sabundan vesaire daha iyi. Süngeri ıslatıp içindeki kir, külü biraz süngere bandırıp camı silebilirsiniz soğukken tabi. Sıcakken tam kesinlikle yapmayın. Evet arkadaşlar, kısa bir sürede 300 dereceden 450 dereceye geldi şimşek pelet sobaları. Şu an aradan 10-15 dakika geçti. Isınıza gelelim hemen. Şu an dayanıyor. Görüyorsunuz 500'leri geçti. Şimdi eğer kısmak istersek bunu yapacağımız işlem şu. Hemen metal getiriyorum. Normalde burada kulp oluyor. Ben yani şu an denemelik koymadım. Onları şöyle çekmecede olduğu gibi kulp takıyoruz. Burayı tamamen açıyorsunuz. Şu kısmı.
O kısmı açtıktan sonra arkadaki hava deliklerini tamamen kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Birazdan göreceksiniz. Şu anda mesela 550 civarlarında. Daha bacası olmadığı halde. Bakın gösterin hemen. Bakın şu an 550'de duman yok sayılır. Yani çıkmıyor neredeyse. Getir. Bakın şimdi birazdan nasıl düşecek göreceğiz. Üstü açıyoruz. Üsteli açıyoruz. Yandaki üst çekmecedeki hava deliklerini kapatıyoruz. Yapacağımız işlem bu. Kısmak için. Açmak için de dediğim gibi üst kısmı yarım konuma getiriyoruz. Arkadaki dört deliği de tamamen açıyoruz. Bakın düşmeye başladı direkt. Yani 550'lerden bir anda 500'lere indi. Bu şu anda kısık kısık yanar. Dediğim gibi evin içerisi ısındığı zaman veya nerede kullanıyorsanız bakın derece hızlı bir şekilde düşüyor. Düştüğü için de otomatikman zaten az yakmış oluyor. Yine ateş yine gözükür. Birazdan görürsünüz. Gördüğünüz gibi. Bu birazdan 300'lere 400 civarına gelir. Bu da ortalama böyle 600-700 gram gibi bir rakama tekabül eder. O şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İletişim numaramız yazıyor. Ben yine söyleyeyim. 0541-568-0160. Şimşek Kelet Sobaları. Kendi imalatımız. Konya Akşehir'de yerimiz. Türkiye'nin her yerine gönderimimiz var. Bu şekilde. Elimizde stoğumuz da mevcut. Aynı gün kargoya veriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.